Herkese selamlar. Genshin'in 4.7 yama özetiyle karşınızdayım. Bu yamada çok fazla hikaye göreceğiz gibi duruyor. Özellikle de Dying Slave'in hikayesi sonunda bu yamayla ekleniyor. Öncelikle ekrana yama kodlarını koydum. Süreleri bitmeden önce kesinlikle kullanın. Bu yamadaki bannerlarımıza gelirsek ilk phase'de Clorinda ve Alaitam 4 yıldızlı yeni karakterimiz Setos'la birlikte. İkinci phase'de ise Sijmin ve Furina bizlerle olacak. İlk phase'deki silah banner'ı gayet güzel, basılabilir fakat ikinci phase biraz tuzak gibi. Yine Furina'ma silah alamadım yani. Yeni görevler gelecek olursak da hem Clorinda için bir hikaye görevi hem de Sijmin için bir hikaye görevi geliyor. Ayrıca başta söylediğim Dying Slave'in hikayesi de gelecek ki bence bu yamanın en güzel şeyi bu olacak. Yeni gelen şeyler de şu şekilde: Abyss tarzı yeni bir yerimiz var. Burada belirli verilen karakterler ve şartlarla oynamamız gerekiyor. Çıktığında yine burayı daha detaylı bir şekilde hazırlarım ben rehber olarak. Ayrıca bu yerden hem karakterlere özel ozlar alabileceğiz hem de buradaki ilerlememiz profilimizde gözükecekmiş. Bunun dışında bir sinematik paylaşıldı fakat animeye mi ait yoksa değil mi söylenmedi. Bence anime sahnesi olarak kabul edebiliriz. Gerçi Genshin bu, her şey beklenir. O yüzden anime olduğuna inan, opsiyonel deyip geçelim. Geldik etkinliklere. İlk etkinliğimiz Çağlar Boyu Savaş. Karşı base'e adam yollayıp yenmeye çalışıyorsunuz. Ayrıca bu etkinlikten bedava yay alabileceğiz. Diğer etkinliğimiz savaş etkinliği, yine deneme karakterli filan girip savaşacağız. Sonraki etkinliğimiz balon vurma etkinliği, bir topla birlikte balonları patlatacağız. Daha önceden hatırlarsınız gelmişti. Son etkinliğimiz ise para toplama etkinliği, zamana karşı toplayabildiğimiz kadar para toplayacağız. İlk etkinlik harici çok çekmedi beni şahsen. Sırada yama iyileştirmelerimiz var. Abyss artık 600 yerine 800 prim hocam verecek. 160 enerji limitiniz 200'e çıkacak ve arkadaş listemizin limiti 100'e yükselecek. Yadigar kuşanmayı da biraz daha geliştirmişler. Artık alt statları da önerilen olarak seçebileceğiz. Yani firma inatla taksit taksit getirmekte kararlı. Adam gibi tek seferde çıkartamıyorlar. Son olarak da yamanın sonunda Natlan'la alakalı küçük bir teaser paylaşıldı. Bu teaser'dan anladığımız kadarıyla Natlan'da ejderlere dönüşebildiğimiz bir mekanik olacak. Bu yamada olsaydı yamayı kesinlikle taşırdı ama üzgünüm, Genshin tek güzel şey Dayı'nın hikayesi ve yeni abis. Evet, yama özeti burada bitiyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.